1968 yılında Kadirli Lisesi Sülemiştahan'ın eteğinde yapıldı. O zaman mütevazi bir binası vardı. 1969 yılında Kadirli Lisesi'ne kaydoldum. Kayıt esnasında müdürümüz Ahmet Gevenli'ydi ve kayıt esnasında Sefa Vaysoğlu bizlere yardımcı olmuştu. Lise öğrencisiyken Savrun suyu taşmış yıllar önce, tarihi köprü de yıkılmıştı. Yeni bir köprü yapılmadığı için köprünün olduğu yerde taşlar döşenmişti ve o taşlar üzerine basaraktan karşıya geçiyorduk. Heyecanlı günlerdi ve bizim dönemimizde öğrenciler okumak için büyük çaba harcıyorlardı. Köyden gelenler, 3-4 öğrenci bir oda yerde kalıyordu. Heyecan vardı, azim vardı ve okuma duygular çok güçlüydü. 1971 yılında Kadir Lisesi'nden mezun oldum. Sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretmenlik ve yıllar geçti, emekli oldum. Şu an Kadir'le geldiğimde muhtelif yerlerde Türk bayrağının dalgalandığını görüyorum şehrin merkezinde. Kadirli giderekten büyümüş. Bizim zamanımızda yani 60'lı yıllarda Kadirli nüfusu 20 bin civarındaydı ama şu anda 80 bine yakın bir nüfus var Kadirli'de. Evet, Kadirli modernleşti, gelişti. Yine Savrun suyu gördüğüm kadarıyla bulanık akıyor. Dağlara kar yağmış, yağmur yağmış ve yağmur sularıyla beraber Savrun suyu bulanık akıyor. Sen çok yaşa Kadirli. Romalılar zamanında Flaviapolis adıyla kurulan, Türkler geldiğinde Kars-ı Maraş adını alan, Osmanlı döneminde uzunca bir süre Kars-ı Zülkadiriye olarak bilinen, bir başka ismiyle Kars-ı Maraş olaraktan da tarihi vesikalara yazılan Kadirli şehri 1928 yılında bugünkü haliyle Kadirli ismiyle idare merkezi oldu. Bir zamanların sancak merkezi, sonra ilçe merkezi olan Kadirli giderek büyüşerdi. Osmaniye'nin şu an en büyük ilçesi Kadirli. Ve Kadirli'de hayat devam ediyor, Savrun suyu akıyor, arabalar, insanlar. Evet, çok soğuk değil ama bir gün önce yağmur yağdı, dağlara kar yağdı. Kadirli bu şekilde görünüyor. 5 Aralık 2012 tarihinde.